Aney! Aney kapı çalıyor, kapıya baksana aney! Buyurun, kime bakmıştınız? Melahat Gül evde mi? He, Melahat Gül benim annem oluyor ama evde değil, ne vardı? Ona bir mektup var ama Amerika'dan, ta Amerika'dan. Ta Amerika. Ver bakayım. Yok, sana veremem çünkü taahhütlü bu. Amerika'da bizim kimimiz kimsemiz yok ki, kimden geliyor? Bil bakalım kimden. Kim peki? Bil, bir şey bil. Amerika'dan Pekos Bil. Ne bil? Mehmet Ali Erbil. Salah! Clinton Bill. Ana, Amerikan marşı mı çalıyor ne? Müzikli. Hem de kokulu. Versene bakayım şunu, kamera şakası mı bu? Saçmalama, imzala şunu. Kamera şakası yapacak olsam senin gibi modası geçmiş bir arabeskçiye mi yaparım Sibel Can dururken? Birisi bize şaka yapıyor olabilir. En iyisi bunu anneme sormak. Ah, ah. Hüsamettin, aç yavrum, ayaklarıma kara sular indi. Geliyorum anne, bir dakika. Hüsamettin, nasılsın yavrum? Sağ ol anne, birisi bizimle eğleniyor, kamera şakası bile olabilir anne. Ah, ne söylüyorsun yavrum, çatlatma beni. Dur şöyle Hüsamettin, yoruldum zaten. Şimdi. Oh. Bu mektup bize güya Amerika'dan gelmiş. Güya mektubu da Bill Clinton'dan yazmış. Salak salak gülme Hüsamettin. Bu bizim şarkımız. Koku da bilin ki. Sen Bill'i nereden biliyorsun? Eski bir hikaye bu yavrum. Tazele de dinleyelim. Bu çok eski bir hikaye yavrum. Ben o zamanlar devlet adına çalışan bir casustum. Kod adım var mıydı anne? Hayır yavrum, o zamanlar kod adım o da değildi. Ben de gömek adımı kullandım. Ne kadar heyecanlı. Matahari gibi. Sen Amerika'ya ne münasebetle gittin? Özal katarakt ameliyatına giderken beni de yanında götürdü. Houston hastanesine hasta bakıcı olarak yerleştirdi. Devletin sana verdiği gizli görev neydi? Bunu sana açıklayamam yavrum. Ancak Uğur Dündar'a, belki arenada. Biliyorsun ödül aldı. Eğer sen de merak ediyorsan kamuoyuyla birlikte öğrenebilirsin. Bir devlet sırrı bu. Bunu bir Allah, bir ben, bir Bil, bir Cumhur Baba, bir de eski genelkurmay biliyor. Bir de küçük Hüsamettin bilse kalenin taşı mı düşer? İsrar etme Hüsamettin! Kamyon altında can vermek mi istiyorsun? Ay şeytan dürttü. Bil'le tanıştınız peki? Çok hoş bir anıdır o Hüsamettin. Bir gün Houston'da hastanede oturuyordum. Hemşire bana dedi ki, sister yerime biraz bakar mısın? Çişim geldi, tuvalete gideceğim dedi. Ben de hay hay dedim. O sırada kapı çalındı. Kam dedim. Bil bakalım gelen kimdi? Bilemedim. Bildi. Sister, sister, sorry. Can you stay here for me? I will go to toilet, okay? Ha? Ah, I will go to toilet, WC, water and closet, okay? Can you stay here? Ha? Yeah, right. Ha, okay, okay. Okay, stay okay. Here, right? Okay. Okay. No problem. O zamanlar Arkansas valisiydi. Dedi ki, geçiyordum bir uğradım. Çok ızdırabım var, ayakkabı ayağımı sıkıyor dedi. Ona yardımcı olabildin mi peki? Evet, ayağını vuran ayakkabıyı aldım ve ona Tokyo terlik giydirdim. İnanır mısın, o an ızdırabı dindi. Çok iyi etmişsin.
E Türk zekası yavrum. O gün bugündür saklarım ayakkabıyı. İnanır mısın? Bak yavrum, içine de çiçek ektim. Ne kadar büyük ayakkabı. Amerikalıların ayakları büyük olur yavrum. Üf, dilin ayağı da okuyor mu canım? Sonra ne oldu? Biliyor musun? Bill çok çapkın bir adamdı. Oradaki herkese kuru yaptı. Çeşitli kötü tekliflerde bulundu. Herkes onu geri çevirdi. E, üzüldüm adamın haline. Serde misafirperverlik de var. Bana bir baktı ve bana doğru yaklaşmaya başladı. Ve... Yoksa Bill benim babam mı? Salak! Senin baban Pavarotti. Alo, Arena mı? Heh, Uğur abi yok mu? Hırsızları mı kovalamaya gitti? Durdurun onu, tam ona göre bir haberim var. Ve ondan hamile kaldım. MİT müsteşarı bana doğurmamı söyledi. Böylelikle Amerika üzerinde etkili olacaktı. Ama sen gene de doğurmadın. Doğurdum tabii. Ülkem için çalışıyordum ve bana ne söylüyorlarsa hepsini yapıyordum. Oğlum nerede peki şimdi? O senin kardeşin salak. İstanbul'da yaşıyor. Ne iş yapıyor? Şarkıcı. Sonra arayacağım mı? Devlet sırrı yavrum, söyleyemem. Sonra ne oldu anlatsana. Ana, sen zurna çalıyor. Ben de pek güzel şarkı söylerim. Ver şu zurnayı. Al şu daburkayı. Ben söyleyeyim, sen çal. Çok yakınsa gel. Kalbimde boş yerin varsa bana bir yer. Ayırdınsa aşkın bana çok yakınsa çalıyor. Kapıya bak. Tamam anne. Bir dakika geliyorum. Kim geldi biliyor musun anne? Bill mi? Dur geliyorum anne. Bilemedin. Araştırmacı etik gazeteci Uğur Dündar. Niçin açtın kapıyı? Hadi şimdi geldi açıklama. Ve Dündar ikna edici bakışlarını Melahat'e çevirdi. Melahat bu bakışlar karşısında arenaya konuşmayı kabul etti. Beklenen gün geldi çattı. Program yayınlandığında reytingler alt üst olacak. Sırasıyla